çok kısa konuşacağım. Yani çok çok fazla bir şey de söylemek de istemiyorum. Aslında en son söyleyeceğim en baş söyleyeyim. Yani takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum. 2006'da burada ilk defa tek direktör oldum. Giderken hiç konuşmadım. 2017 dördüncü sefer geliş gidişim. Ben yine gençler birlikte duruşumu sergileyim. Yine konuşmayayım. Ama bu takımın oluşumunda hiçbir dahlim yoktur. Ben yapılan transferin üzerine gelmişimdir. Bu takımın başında 10 maça çıktım. Gelirken de sıkıntılarımızın olacağını söyledim. Ne ben teknik direktörlüğümü tartışırım, ne de bu alınan sonuçları kendime bağlarım. Bu bir yönetim takdiridir. Yönetimin akşam benim kendi isteğimle olan bir şey değildir. Sadece başkanın istemesiyle iki tane yöneticinin bana tebliğ etmesidir. Arkadaşlar olay bundan ibarettir. Ha, mağlubiyetlere dayanıp da gönderiliyorsa bu kendi yorumları. Ama ben bundan sonra gençlerimle başarılar diliyorum. İnşallah benim ayrılmam ve onların beni ayırması her iki taraf için de iyi olur. Bütün olan buradaki Ankara grubu gazetecileri zaten olan her şeyi biliyorlar. Ben hiç fazla detaya girmeyeceğim. Hepinize hakkınızı helal edin. Hatamız varsa özür dileriz. Ve ben ve ekibim burada çok daha fazlasını yapabilecek güçteydik yani. Buna da çok da emindim ama maalesef ki yönetimin kendi takdiri, buna da saygı duymamız gerektiğini her zaman söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Birkaç tane soru varsa alayım. Ben bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi nezaketinizden, Gençler Birliği Kulübü'ne olan sadakatinizden hiçbirimizin şüphesi yok. Yani ki bu kulübü en iyi düşünen teknik adamlardan bir tanesiniz. Şimdi benim çok merak ettiğim bir konu var. Rahmetli Cavcav'dan sonraki bölümü ve Cavcav'ın dönemi içerisinde mütalayı en iyi yapan, transfere kadar hocasıyla konuşan bir adam vardı. Bugün yok. Oğul devam ediyor. Şimdi oğulun transfer politikasına baktığımız zaman eleştirebilecek olduğumuz bir transfer politikası. Hı hı. Başkalarının 200 bin euroya almadığı futbolcuyu 900 bin euroya bu takıma getirdiler. O dönem içerisindeki teknik adamla beraber bir kadro kuruldu. Bu kadronun suçlusunun yine bir teknik adam olmasını neye bağlıyorsunuz? Yani bu ne kadar etik? Yani bilmiyorum. Bence bypass, yani sadece bir beş başlık nefes alma. Yani bence camiayı aldatma, başka bir şey değil. Yani bu nedir yani? Yani ben bu hakikaten akşam kendilerine de söyledim arkadaşlar. Yani buradaki sebep ne? Yani niçin, yani neden? Yani burada ben hatalı değilim. Ve ben geçen sene Kayseri'de çok iyi çıkış yaptıktan sonra ben nereye geldiğimi çok iyi farkındaydım. Ama ben Gençler Birliği sevdiğim için ve ilk gün söyledim, bu takım hep sıkıntı yaşayacak. Birbirimize destek olmamız gerekir. Benim arkamda durmanız gerekir. Ve transferin 5. günde burada çoğu arkadaşla konuştum. Transfer yapıldı mı? Yapılmadı. Şimdi transfer dönemine giriyoruz. O alanda, bu alanda beni ilgilendirmiyor. Ben sadece adam gibi ben Gençler Birliği'ni seçtim. Ama benim arkamda durulmadı. Ben taşımın altı elim değil kafamı soktum. Ben söyledim de bak enkaza giriyoruz. Ha belki bu yani benim yaptığım hatadır. Hataysa hata işte, tamam. Bundan daha fazlası var mı yani? Yok, ama öbür türlü transfer alınmış, o alınmış beni hiç ilgilendirmiyor. Tabii. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ve bu konuda da hiçbir şey de yani söylemek zaten bize yakışmaz. Tabii. Sizin bir cümleniz var. Çok önemli de ben bunu hep dile getiririm. Transferi hoca getirip götüren futbolcular. Bir dönem Gençler Birliği'nde bu tür oyuncular yaptı. Bu süreçte de yabancı oyuncuların etkisi olduğunu düşünüyoruz. Siz ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben biraz daha açabilir miyim hocam? Tabii. O dışarıdan müdahaleyle takımı sabote eden oyuncu hissediyor musunuz? Ediyorum. 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 Ya ediyorum yani. Ediyorum. Yani burada hakikaten bunu beni bilenler bilir. Ben 4 sefer 3 sefer geldim, 4. sefer ve lira talep etmedim ben. Hiç arkama bakmadan çıktım.
Nedendi? Kadro iyiydi. Bize kadro yapılıyordu, başarısız oluyorduk, gidiyorduk. Bir değişim gerekiyordu. Ama şimdi benim hiçbir günahım yok yani. Tek. Tek günahım yok. Ve bir daha iddia ediyorum. İnşallah milat olur. Benim gitmem kurtulur ama çok kötü. Yani bu takım benden başkası kurtaramazdı. Tabii. Bunu net söylüyorum. İsterse megalomanlık desinler, isterse ne desinler. Çünkü ben burada her fare deliğini dahi bilen birisiyim. Hiç bana sorarsanız özellikle benim gibi bilmiyorum yorum sizin fedakar yapmışlarını bu kadar ucuz olmaz bu işler. Tabii. Hocam geldiğinizde imza töreni yapılmadığı için soramadım. Gittiğinizde soralım. Çünkü girişinizle ilgili bir şeyler söyleniyor. İşte transfer istememişti zaten. Ben bu kadroyu uçururum. Bu kadro iyi dedi. Ondan sonra imza atıldıktan sonra transfer istedi. Olmadı. Şimdi transferleri suç atıyor dedi. Sizin o imza töreninde transfer istemiş miydiniz ve yapılmadı mı? Şöyle söyleyeyim. Net bir daha söyleyeyim. Ne kadar dışarıdan seyretseniz de dedim. Bu takımla çalışmam lazım dedim. Tanımam için. Ondan sonra ama bana diğer taraftan işte içeride olan yönetici arkadaşlarım, dostlarım diyeyim, bu takıma adam lazım olması gerektiğini sizler dahi hep beraber dile getirdik. Transfer 2 gün kala da eğer alabiliyorsanız, yani buradan iyi bir oyuncu buluyorsanız alalım. Yani Atıf Şeyşu'yu, Volkan Şen'i, Fatih'i bunlarla görüştük, alalım dedik. Ya bunun benim transferi beğenmeyle, beğenmemeyle, yani bunu ben ne kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Dedim ki elinizdeki oyuncular Fransa Ligi'nde falan oynamış, gelmiş oyuncular. Bir bakalım. Ama çalıştıktan sonra yani yaklaşık 2 hafta önce falan dedim ki kesinlikle transfere ihtiyacınız var. Bu takım tek direktörü olarak. Ondan sonra ne oldu? Derse değişti. Ya bunda ne var şimdi benim transferi beğenmememle veya beğenmememle? Cümle cümle tekrarlıyorum. Ne diyecektim ben geldiğim zaman? Bu oyuncu grubu rezil. Oynamaz mı diyecektik? He? Mücadele edeceksin. Değil mi? Ne diyeceğim ben yani? Tek direktör ne diyeceğim? Ama alabiliyorsanız dedik 2 gün kala. 3 tane verdiğim ismi de söyledim. Yani hepsi şahit. Tabii yani. Sonra şimdi ama devrede söyledim. Sabah oyuncu grubum da yanıma geldi. Vedalaşmayı onlara da söyledim. 5 tane adam istedim. Evet. Gerekliyor mu? Gerekmiyor diyen zaten futboldan anlamaz. Tamam mı? 5 az sadece. Yani neyse 5+4. İkincisi de 4. Yani itecek oyuncu. Gibi. Bu benim içerideki oyuncuyla. E gelmişim 4 gün olmuş. Ya 4 gün var transfere. Hatırlayın ya. E dediğim isimleri söyledim de biliyorsunuz. Değil mi? Ya yorum aslında transferde falan yani ben hakikaten şey yorum sizin ya. Yani spor kamuoyunun. Bu yakışmadı. Yani yakışmadı. Ama inşallah iki taraf için de hayırlı olur. Üzgün müsün? Değilim. Çünkü benim dahilim yok. Ben yani tek direktörlüğümü bu takımda tartıştırmam. Hocam siz dün basın toplantısı öncesi bu kararın olacağını biliyor muydunuz? Çünkü basın toplantısı biraz bu minvalde geçti. Yani bırakmam direkt şey... Hayır o soruya göre dedim. Ben her zaman söylüyordum. Ya geldiğim gün de söyledim. Yani böyle bir kötü bir... Ya artık tecrübelendik ama arkadaşlar. Yani... Hocam dün bırakmamın yanında çok güzel bir şey... Bırakmamın yanında çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki artık yeter transfer bana yapılsın. Evet. Yani hani... Bunu isterken çok ani bir şey gelişti yani. Hiç beklenmedik bir şey. Basın toplantısından çıktığımızda biz devre arasına kadar Mesut Bakkal devam ediyor şeklinde değerlendirdik ama. Bilmiyorum yani kulüpten bir yetkili geldi sorarsınız arkadaşlar. Net. Akşamda 2 kişi geldiler. Ben de güzel maçı seyrediyordum. Tebliğ ettiler. Bu kadar yani. Bunun başka bir, bunun hepsi de dostumuz ya, arkadaşımız. Aslında ben hakikaten Gençler Birliği'nin masaya yatırılmasına hakikaten üzülüyorum yani. Cidden üzülüyorum yani. Ve yaklaşık bir 4. geliş gidişim arkadaşlar. Bu son seferde inanılmaz zayıf gördüm yani. Yani
Hakikaten bunu benim söylemeye de hakkım var. Çünkü benim istemeden işime son verdiler. Bu anlayışla Gençler Birliği'ne gelmeniz, artık 5. defa gelmeniz gerekse hocam, birazcık daha sanırım farklı düşünürsünüz. Vallahi yine gelirim ya. Ben seviyorum burayı. Yine gelirim. Ben Gençler Birliği'ni seviyorum ya. Benim için çok farklı bir kulüp. Bakın inanın, net söylüyorum. Ne gelirken para istedim, ne düşündüm ya. Yani bu, yani maddiyatla benim gençlerle alakam yok yani. Ha belki de ya belki de 10 maçta ona gelip bizi kurtar diyecek yine, belli mi olur yani. Ya bizim Türkiye'de inanılmaz şeyler oluyor yani. Tıpkı yine burada olduğu gibi yani. Tabii. Var mı? Ama inşallah benim bırakmam hayırlı olur. İnşallah. Yani onu diyelim. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftar da kusura bakmasın. Belki beklediği galibiyetleri alamadık ama söyleyiver. Bu hakikaten bir başkası suçlama anlamında değil ama ortam bu. Yani gerçek bu arkadaşlar. Bu. Teşekkür ediyorum.